Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size enerji korunumunu anlatmaya başlayacağım. Enerji korunumunda arkadaşlar, sürtünmesiz sistemlerde enerji korunumu ve sürtünmeli sistemlerde enerji korunumu olmak üzere arkadaşlar, iki ders sürecek arkadaşlar bu dersimiz, bu konumuz. Hemen sürtünmesiz sistemlerde enerji korunumuyla arkadaşlar başlayalım. Şimdi arkadaşlar, eğer bir sistemde dışarıdan herhangi bir müdahale yoksa, mesela buradaki çocuk arkadaşlar dışarıdan herhangi bir şekilde itilmemişse ya da geri doğru çekilmemişse ve zeminde arkadaşlar herhangi bir sürtünme kuvveti yoksa arkadaşlar, bu kişinin enerjisi, mekanik enerjisi, toplam enerjisi arkadaşlar, E mekanik biliyorsunuz, E potansiyel artı E kinetik şeklinde ifade ediliyordu. Dolayısıyla burada arkadaşlar bu toplam enerji, yani mekanik enerji korunur diyeceğiz. Yani bu kişinin aşağı doğru inerken potansiyeli azalacak ve kinetiği artacak arkadaşlar. Toplam enerjisi korunur. Yani sistemde dışarıdan herhangi bir müdahale söz konusu değilse mekanik enerji korunur. Peki bunu nasıl yazacağız arkadaşlar? İlk mekanik eşittir son mekanik şeklinde yazacağız. İlk mekanikte arkadaşlar ilk durumda, yani tepe durumdaki potansiyel ve kinetik toplamı, son durumda aşağı indi ya da tekrar başka bir noktadaki arkadaşlar potansiyel ve kinetik toplamları birbirine eşit olacak. Yani ilk mekanik son mekaniği arkadaşlar eşit olacak. Termodinamiğin birinci yasası arkadaşlar enerjinin korunumunu ifade ediyor. Enerji yoktan var edilmez. Biz insanlar enerji yoktan var edemeyiz. Var olan enerjiyi de yok edemeyiz. Sadece ne yaparız? Bir türden başka bir türe dönüştürecek sistemler yaparız. Enerji potansiyelden kinetiğe ya da kinetikten potansiyel arkadaşlar dönüşür. Burada bu çocuk aşağı doğru inerken potansiyeli arkadaşlar azalacak. Bu potansiyeldeki azalma kadar kinetik meydana gelecek arkadaşlar. İsterseniz şimdi şöyle bir görelim. Arkadaşlar bu siteden indirebiliyorsunuz bu animasyonları. Açıklamalar kısmında arkadaşlar bunun linkini, bağlantısını bırakacağım. Şimdi arkadaşlar sürtünmesiz sistemde bu rayda arkadaşlar şu çocuğu koyalım ve buradaki hareketini gözlemlemeye çalışalım. Bu deneyimizde arkadaşlar bu simülasyonda sürtünme yok. Dolayısıyla çocuğu serbest bıraktığımda şu anda potansiyel enerjisi var. Aşağı doğru indiğinde potansiyeli inerken potansiyeli azalacak ve kinetik artacak arkadaşlar ve en alt noktaya geldiğinde bütün potansiyel kinetiğe dönüşmüş olacak. İsterseniz hemen görelim. Aşağı indiğinde potansiyel tamamen kinetiğe dönüştü. Şöyle çubuk diyagramıyla da görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir toplam enerji verdim ben. Tepede arkadaşlar dikkat ederseniz toplam enerjinin tamamı potansiyele dönüşüyor. Aşağıda toplam enerjinin tamamı kinetiğe dönüşüyor arkadaşlar. Bu şekilde bir enerji diğerine dönüşerek hareketini sürdürüyor arkadaşlar. Sürtünmesiz sistemde bu hareket sonsuza kadar sürecek. Böyle bir sürtünmesiz ortam bulabilirseniz. Peki, şimdi diyor ki burada arkadaşlar kütleyi arttırırsak ya da azaltırsak. Mesela ben bu çocuğun kütlesini azaltayım arkadaşlar. Burada çocuğun kütlesinin azalmasıyla beraber burada toplam enerjisinin de azaldığını görebiliyorsunuz. Yani başlangıçtaki potansiyeli azalacak ve son durumda arkadaşlar yere indiğindeki kinetiği de azalmış olacak. Yani potansiyelin azalması yere indiğindeki kinetiğin azalması anlamına geliyor. Ama çocuğun dikkat ederseniz çıktığı yükseklikte bir değişiklik meydana gelmiyor. Bunu da görmekte fayda var. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Bu rayda şöyle bir deney yapalım. Şimdi ben isterseniz şöyle çocuğun kütlesini biraz daha büyüteyim. Ve ilk baştaki şeye bir bakalım. Potansiyel, daha doğrusu toplam enerjisinin tamamı potansiyel zaten. Ve arkadaşlar hareketi inceleyelim. Yere indiğinde bütün enerji kinetiğe dönüşmüş olacak ve çocuk bu şekilde hareketini devam ettirmiş oluyor. Şimdi ben burada çocuğun kütlesini azalttım ve yine aynı noktaya koydum arkadaşlar. Dikkat ederseniz şurada potansiyeli azaldı ve yine o potansiyel tamamen kinetiğe dönüştü arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradaki kız elindeki topu mesela şöyle bir V hızıyla yukarı doğru atsın. Burada sürtünmesiz ortamda arkadaşlar attığı andaki kinetiği tepe anında arkadaşlar potansiyele dönüşecek
ve sonrasında bu potansiyel de tekrardan kinetiğe dönüşecek ve yere indiğinde arkadaşlar sahip olduğu hız attığı hızla aynı olacak. Yani enerjisi kaybolmayacak, kinetik potansiyele dönüşecek, sonra o potansiyel de tekrar kinetiğe dönüşecek, aynı yükseklikten aynı hızla geçmiş olacak. Şimdi burada arkadaşlar yatay düzlemde bir cismimiz kinetik enerjiyle gelecek. Gördüğünüz gibi enerjisini yaya aktarıyor. Sonrasında da arkadaşlar yay bu aldığı enerjiyi tekrar cisme aktararak cismin aynı hızla geri gelmesini sağlıyor. O zaman enerji dönüşümü önce kinetikten esneklik potansiyeline, sonra esneklik potansiyelinden de tekrar kinetiğe dönüşüm şeklinde olacak arkadaşlar. Bunu ifade edelim. Ve burada arkadaşlar bu ifade dönüşümünü yazıyoruz. Yani esneklik ilk baştaki öteleme kinetiğin tamamı esnekliğe dönüşüyor. Sonra sahip olduğu, yayın sahip olduğu bu esneklikte arkadaşlar tamamen kinetiğe tekrar aktarılıyor. Sistemde burada arkadaşlar sürtünme tabii yoksa arkadaşlar sürtünme varsa tabii ki cismimiz geldiği hızla geri dönmeyecek. Çünkü enerjinin birazı ısıya dönüşmüş olacak. Şu soruyla devam edelim. Sürtünmesiz zeminde K noktasından ilk hızsız, sürtünmesizin altını çiziyorum. İlk hızı yokmuş arkadaşlar, sıfır. Harekete başlayan cismin K, L, M, N ve P noktalarındaki kinetik, potansiyel ve toplam enerji çubuk grafikleri karışık verilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre noktalara karşılık gelen grafikler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar benim cismim buradan ilk hızsız serbest bırakılmış ise bu nokta en yüksek noktadır dikkat ederseniz ve kinetiği yok arkadaşlar. Dolayısıyla K noktasına karşılık gelen grafik hangisidir diye baktığımda potansiyeli en fazla olan ve kinetiği sıfır olan. Arkadaşlar potansiyel enerjisi böyle PE mavi ile gösterilmiş. En fazla potansiyel 4'te görüyorum. Kinetikte hiç yok. Dolayısıyla K noktası arkadaşlar 4'e karşılık geliyor. Sonrasında neye bakalım? Zemine bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz bir cisim zemine indiğinde bütün enerjisini kinetiğe dönüştürmüş olacak. Potansiyeli 0, kinetiği en fazla değer olacak arkadaşlar. Buna göre baktığımızda potansiyeli 0, kinetiği en fazla 1 mi? Dolayısıyla arkadaşlar N'ye baktığımızda N de arkadaşlar 1 numaralı grafik olmuş olacak. Sonrasında L, M ve P'ye baktığımızda L en yüksekte, M biraz aşağıda, P biraz aşağıda. Dolayısıyla potansiyeli gittikçe azalan şekilde gidecek. Buna göre potansiyel maviler arkadaşlar bakıyorum mavi yüksek, en yüksek mavi değeri olan 5. O zaman L noktası 5 olacak. Sonrasında da arkadaşlar bir aşağıda M olacak. M 3 oluyor. M'yi şöyle 3 diye yazalım. P en alt seviyede potansiyele sahip olduğu için de 2 mi? P eşittir 2 olacak arkadaşlar. Buna göre K'nın 4 olduğu. K'nın 4 olduğu zaten bir şık verilmiş. Sonrasında N'nin 1 olduğu. K'nın 4 olduğu zaten çok çeldiricili olmamış arkadaşlar. L 5, M 3 demiştik ve P de 2 arkadaşlar. Buna göre cevabımız Adana seçeneği olmuş olacak. Şimdi de 2014 YGS'ye bakalım arkadaşlar. K noktasından harekete ilk hızsız olarak. Arkadaşlar yine ilk hızı yokmuş bu soruda da. Başlayan bir hız treni düşey kesti şekildeki gibi olan sürtünmesiz K, L, M, N, P yolu varmış arkadaşlar. Kat ederek P noktasına geliyormuş arkadaşlar. Şöyle buradan geçiyor. Bu hareket ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur demiş. Buna göre bakalım M ve N noktalarından geçerken yere göre potansiyel enerjileri birbirine eşittir diyor arkadaşlar. M ve N noktalarının yere olan yükseklikleri aynı seviyede olmadığına göre bu noktaların potansiyel enerjileri eşit olmaz. Birinci öncül yanlış. İkiye bakalım. M noktasından geçerkenki kinetik enerjisi N noktasından geçerkenkinden küçüktür. M noktasındaki kinetik N'den küçüktür diyor. Evet doğrudur, burası daha yüksek bir nokta. Buranın potansiyeli fazla olacağına göre kinetiği az olacaktır arkadaşlar M noktasının. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci öncül doğrudur. Üçüncü öncüle bakalım. L ve P noktalarından geçerken kinetik enerjileri birbirine eşittir. L ve P zeminde ve potansiyelleri olmayacağına göre arkadaşlar bütün enerji kinetik olacak ve aynı seviyedeki noktaların
kinetik enerjileri birbirine eşit olacağı için arkadaşlar bu öncül doğrudur. Buna göre 2 ve 3 cevabımız Edirne seçeneği olacaktır. Şu soruyla devam edelim. Şekilde belirtilen sürtünmesiz yolda A noktasından serbest bırakılan diyor arkadaşlar. Sistem sürtünmesiz ve A noktasından serbest bırakılmış. İlk kinetiği olmayacak. Hemen hızı da sıfır diye yazalım. 2 kilogram kütleli cismin diyor. Öncüler verilmiş arkadaşlar. Hızlıca cevaplamaya çalışalım. A noktasındaki mekanik enerjisi kaç jüldür? Buradaki arkadaşlar mekanik enerjisini soruyor. Mekanik neydi? E potansiyel artı E kinetik değerini soruyor arkadaşlar. Şimdi buraya ait kinetiğin 0 olduğunu biliyorum. Çünkü hızı yok. O zaman E kinetik eşittir 0. Peki potansiyel enerjisi kaç jül? Şimdi E potansiyel yer çekimi M çarpı G çarpı H'den veriliyordu biliyorsunuz. Değerleri yerine yazalım. 2, 10, yer olan yüksekliği toplam yükseklik 20 metre çarpı 20 dediğimde arkadaşlar 400 jül potansiyele sahip. Dolayısıyla arkadaşlar A noktasının mekanik enerjisi 0 artı 400, 400 jül olacak arkadaşlar A'nın cevabı. Şimdi isterseniz diğer noktaların da potansiyellerini ve kinetiklerini bulalım, sonra cevaplamaya başlayalım. B noktasına geldiğinde biliyorsunuz yüksekliği azaldı. B noktasının potansiyeli 2 çarpı 10 çarpı yere olan yüksekliği 15 olduğu için arkadaşlar 300 jül olacak. C'ye geldiğimizde E potansiyel 2 çarpı 10 çarpı 10'dan 200 jül olacak. D'ye geldiğimizde E potansiyel 2 çarpı 10 çarpı 5'ten 100 jül olacak arkadaşlar. Ve E'ye geldiğinde E potansiyel 0 olacak. Potansiyel zeminde alınmayacak arkadaşlar. Cismin şekli de çok küçük herhalde. Herhangi bir boyutuyla ilgili bir şey söylenmemiş. Dolayısıyla zeminde potansiyeli 0 alınacak. Şimdi sistem sürtünmesiz olduğuna göre aşağı doğru inerken potansiyelin azalma miktarı kadar kinetik de artma meydana gelecek ve toplam mekanik enerji bu soru için arkadaşlar 400 jül olarak sabit kalacak. O zaman B noktasındaki E kinetik arkadaşlar 100 jül olmalı ki toplam 400 olsun arkadaşlar. C'ye geldiğimizde E kinetik 200 jül olmalı. D'ye geldiğimizde E kinetik 300 jül ve E'ye geldiğimizde arkadaşlar E kinetik 400 jül olmalı diyeceğiz. Ve tekrardan arkadaşlar F, G, H gibi yükselirken de yine kinetik azalacak ve potansiyel artacak arkadaşlar. Ve K noktasına geldiğinde potansiyel maksimum düzeye gelecek ve kinetik de tekrar 0 olacak arkadaşlar. İsterseniz hemen öncülleri cevaplamaya başlayalım. E noktasından geçerken öteleme kinetiği soruyordu. Bulduk arkadaşlar ne kadar? 400 jül. Dikkat ederseniz tepe noktasındaki potansiyelin tamamı yere indiğinde arkadaşlar kinetiğe dönüşmüş oldu. Dolayısıyla biz bu şekildeki sistemlerde tepedeki potansiyel MGH ve yere indiğinde 1 bölü 2 MV kareye dönüşmüştür şeklinde bir denklem yazsak yanlış olmaz arkadaşlar. Tepedeki potansiyel yerdeki, şöyle yer diyelim, yerdeki kinetiğe dönüşmüştür diyeceğiz. C ile devam edelim. E noktasından geçerken hızını soruyor arkadaşlar. E noktasında arkadaşlar 400'lük bir kinetiği var. Dolayısıyla 400 eşittir 1 bölü 2 mv kare yazacağım. Ve 400 arkadaşlar 1 bölü 2 ne kadar kütlesi? 2 çarpı v kare. İkiler gitti arkadaşlar burada. V kare eşittir 400. V eşittir 20 metre bölü saniye olacak arkadaşlar. H noktasına geçerken öteleme kinetiği soruyor. H noktasında. Arkadaşlar H noktasının kinetiği B noktasının kinetiğiyle aynı. İsterseniz şöyle yazalım tekrardan. Buraya kinetik olarak 300 yazacağız. EK 300. EK 200. EK 100. Ve E kinetik 0 yazacağız. Potansiyel ne yazmamız gerekiyordu? E potansiyel buraya 0. E potansiyel 100. E potansiyel 200, E potansiyel 300 ve tepeye geldiğinde E potansiyel 400 jül olacak arkadaşlar. Şimdi H noktasına geçerken öteleme kinetik ne kadarmış arkadaşlar? 100 jül olarak yazıyorum şöyle. H noktasından geçerken hızı nedir? Ne yazmamız lazım? 100 eşittir 1 bölü 2 MV kareye eşitleyeceğim.
100 eşittir 1 bölü 2 kütlesi 2 çarpı v kareden 2'ler gitti. V kare eşittir 100, v eşittir 10 metre bölü saniye olacak arkadaşlar. Arkadaşlar çıkabileceği en yüksek nokta serbest bırakıldığı noktanın karşısındaki noktadır arkadaşlar. Yine aynı noktaya çıkacak, aynı seviyeye çıkacak. Çünkü enerji kaybı yok arkadaşlar. Buna göre cevabımız K noktası olacaktır. Şu soruyla devam edelim. Hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda şekildeki gibi bırakılan cisimler için hava sürtünmesi önemsiz arkadaşlar. Dolayısıyla mekanik enerji korunacak diyeceğiz. Bu cisimler için A serbest bırakıldıkları anda potansiyel enerjileri kaç joule'dür diyor. Hemen şöyle yanına yazalım. E potansiyel M G H yerçekimi potansiyelinden bahsediyoruz tabii ki. Yay değil bunlar. Dolayısıyla yerçekimi potansiyelini yazacağız. Kütlesi 2 kilo, yerçekim ivmesi burada 10 alın demiş. Yükseklik 45. Dolayısıyla arkadaşlar buradan 900 joule'lük potansiyel olduğunu bilelim. İkincisini yazdığımızda arkadaşlar E potansiyel M çarpı G çarpı H'den ne diyeceğiz? 3 kiloymuş. 10 çarpı yükseklik 45 metre. Buradan arkadaşlar 135.350 joule olacak arkadaşlar. A şıkkını çözmüş olduk arkadaşlar. Şöyle tik atalım. Yere çarptıklarındaki kinetik enerjileri kaç joule'dür diyor. Sistemde sürtünme yoksa arkadaşlar bütün potansiyel yerde kinetiğe dönüşecek. Dolayısıyla bu cismin yere çarptığındaki E kinetiği 900 joule olacak. İkinci cismin yere çarptığındaki kinetik enerjisi arkadaşlar E kinetik 1350 joule olacak. Yani bunun potansiyeli kinetiğine dönüştü. Bunun da birincisinin potansiyeli kinetiğine dönüşmüş oldu arkadaşlar. B'yi de böylece çözmüş olduk. Yere çarpma hızlarını bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi 900 eşittir 1 bölü 2 çarpı M çarpı V kare yazdığımızda M çarpı V kare yere çarpma hızını bulacağız. Çünkü bu yere çarpma kinetiği. O zaman 900 1 bölü 2 kütlesi 2 idi çarpı V kare. 2'ler gitti arkadaşlar. V kare eşittir 900. V eşittir 30 metre bölü saniye oldu. Birinci cismimizin yere çarpma hızı. İkinci cisim için de aynısını yapalım. 1 bölü 2 çarpı kütlesi 3 çarpı V kare diyeceğim arkadaşlar. Buradaki 3 ile 1350 sadeleşecek. 450 eşittir 1 bölü 2 V kare. V'nin buradaki 2 karşıya gittiğinde 900 çıkacak eşittir V kare. V eşittir 30 metre bölü saniye. Arkadaşlar dikkat ederseniz bu cisimlerimiz aynı yükseklikten bırakılmış ve yere aynı hızla çarpıyor. Kütleleri farklı. Demek ki burada şunu öğreniyoruz arkadaşlar. Kütle yere çarpma hızını etkilemiyor arkadaşlar. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamlarda. Hava sürtünmesi olsaydı tabii ki büyük olan cisim daha hızlı yere çarpacaktı ama burada arkadaşlar hava sürtünmesi olmadığı için iki cisim de yere aynı hızla çarpmış oldu. Dolayısıyla notumuza bakıyoruz. Sürtünmesiz ortamda yere çarpma hızı kütleye bağlı mıdır? Hayır diyoruz arkadaşlar. Bağlı değildir. Hatta şöyle bir şey demiştim ben size. Tepe noktasından sahip olduğu arkadaşlar potansiyel enerji yani MGH yere indiğindeki kinetiğe eşit oluyordu. 1 bölü 2 MV kare eşitliyorduk. Bu tepedeki potansiyel yerdeki kinetiğe dönüşüyor dedik. Ve dikkat ederseniz bu eşitliği yazdığımda M'ler karşılıklı gidiyor. Ve yere çarpma hızı ne olacaktır? V kare eşittir 2GH. Buradan da yere çarpma hızı kök içerisinde 2GH olacaktır. Yani yere çarpma hızı yüksekliğe ve yerçekim ivmesine bağlıdır. Kütleye bağlı değildir. Arkadaşlar EBA üzerinde şöyle bir video var. İzlemenizi tavsiye ederim. Buradaki meslektaşım buradaki tüp içerisinde arkadaşlar havayı boşaltarak havasız ortam meydana getiriyor. Ve havasız ortamda cisimlerin yere düşmelerini bulmaya çalışıyor. Yani yere düşme hava sürtünmeli ortamda nasıl? Hava sürtünmesinin olmadığı ortamda nasıl? Ve burada göreceksiniz ki arkadaşlar hava sürtünmesinin olmadığı ortamda yani vakumladığımızda bu tüpün içerisinde bir tüy ve bir bilye aynı anda yere düşüyor arkadaşlar. Şu soruya bakalım arkadaşlar. Kütleleri sırasıyla 2M, 3M, M olan KLM katı cisimleri sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda şekildeki yüksekliklerden serbest bırakılmış arkadaşlar. Yani
ilk hızsız serbest bırakılıyor. Şu anda sadece potansiyelleri var ve yere inerken biliyorsunuz kinetiğe dönüşecek. Buna göre cisimlerin yere çarptıkları andaki kinetik enerjiler arasındaki ilişki nedir diyor arkadaşlar. Önceki sorudan hatırlayalım. Bir cisim serbest bırakıldığında tepede sahip olduğu potansiyel yerdeki kinetiğe dönüşüyordu arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu soruda bu cisimlerin şu anki potansiyellerini bulursam yere çarptığındaki kinetiklerini bulmuş olacağım arkadaşlar. Dolayısıyla E potansiyel K dediğimde 2M çarpı G çarpı yüksekliği 2H yani 4MGH oldu. E potansiyel L dediğimde arkadaşlar 3M çarpı G çarpı H yani 3MGH oldu. E potansiyel M dediğimde M çarpı G çarpı 3H'den arkadaşlar 3MGH oldu diyeceğiz. Peki buradan arkadaşlar o zaman potansiyelleri böyleyse kinetikleri de bu şekilde mi olacak? Evet. O zaman yere çarptığındaki kinetik E kinetik K dediğimde 4MGH olacak. E kinetik L dediğimde 3MGH. Dolayısıyla E kinetik M dediğimde de arkadaşlar 3MGH olacak. Buna göre arkadaşlar cevabımız K büyüktür. L eşittir M. K büyüktür L eşittir M. Bursa olacak arkadaşlar cevabımız. Şimdi şu soruya bakalım arkadaşlar. Şekli aynı aldım. Sadece soruda hızları sordum. Okuyalım arkadaşlar. Kütlede sırasıyla 2M, 3M, M olan KLM katı cisimleri yine sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda şekildeki yüksekliklerden serbest bırakılmış. Buna göre cisimlerin yere çarptıkları andaki hızları arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar şöyle bir şey demiştim hatırlarsanız. Sürtünmesiz ortamda tepedeki enerji yerdeki öbür enerjiye dönüşecek. Yani tepedeki potansiyel, yerçekimi potansiyeli MGH, yerdeki 1 bölü 2 MV kareye dönüşecek. Ve burada kütle önemli değil demiştik. Yere düşme hızı ve süresi kütleden bağımsız. Dolayısıyla arkadaşlar V kare eşittir 2GH, V eşittir kök içerisinde 2GH olacak. Yere çarpma hızı yerçekimi ivmesine ve arkadaşlar bırakılan yüksekliğe bağlı. Bunlar aynı ortamda bırakılmış. Yerçekim ivmeleri aynı. Yüksekliği fazla olanın hızı fazla olacak arkadaşlar. Dolayısıyla M en yüksekte V M büyük V K büyük V L şeklinde yazacağız arkadaşlar. M K L cevabımız Adana seçeneğinde var arkadaşlar. Şimdi şu soruya bakalım. Özdeş yaylarla oluşturulan sistemler verilmiştir diyor. Özdeş yaylar dediğine göre arkadaşlar yay sabitlerini aynı alalım. Şöyle K diyelim. Yayların bunlar sertlik değerleri arkadaşlar. K değerleri. Sistemler üzerinde niceliklerin büyüklükleri gösterilmiştir. Yükseklik ve uzunluk değerleri gösterilmiş. Ve yüklerin ağırlıkları birbirine eşit. Arkadaşlar ağırlıkları eşitse demek ki kütleleri de eşittir. Şöyle M diye ifade edeyim arkadaşlar. Buna göre yükler serbest bırakılıp diyor. Yani bunların ilk hızı yokmuş. V eşittir 0, V eşittir 0. Hepsinin hızı 0 arkadaşlar. Yaya ulaştığında en fazla sıkışan yay hangisi olur diyor arkadaşlar. Sürtünmeler ihmal edilmiş. Öncelikle arkadaşlar tepede yerçekimi potansiyel enerjisi var. Cisimlerin hepsinin yerçekimi potansiyeli var. MGH yazacağız. Ve yere indiğinde bu 1 bölü 2 MV kareye dönüşecek. Sonra arkadaşlar bu kinetik enerjiyle yani şu alt noktada 1 bölü 2 MV karesi yaya aktarılacak. 1 bölü 2 KX kareye dönüşmüş olacak arkadaşlar. Sonuç olarak MGH'nin yerdeki 1 bölü 2 KX kareye dönüştüğünü yazabiliriz. Çünkü bize hızlar sorulmuyor. Yayların sıkışmaları soruluyor arkadaşlar. O zaman burada cismin sahip olduğu potansiyel, yerçekimin potansiyel yaya tamamen aktarılmıştır diyeceğiz. Yani potansiyeli çok olanın yaya aktardığı enerji de fazla olacak arkadaşlar. Cisimlerin kütleleri aynı olduğuna göre yüksekliği en fazla olanın yani burada arkadaşlar M gözüküyor. Yüksekliği en fazla olanın yaya aktardığı enerji en fazla olacak. Onu sıkıştırma miktarı en fazla olacak. Buna göre cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır arkadaşlar. Diyor ki cismin yaya aktardığı enerji cismin kütlesine bağlı mıdır? Evet arkadaşlar bağlıdır. Çünkü burada dikkat ederseniz cismin kütlesi fazla olduğunda potansiyeli fazla olacak. Yerçekimi potansiyeli bu da yay potansiyeline aktarılmış olacak arkadaşlar. Peki sıkışma miktarı kütleye bağlı mıdır? Ben de size bunu sorayım.
sıkışma miktarı kütleye bağlı mıdır? Kütle artarsa sıkışma. Dikkat ederseniz burada kütle sadeleşmiyor arkadaşlar. Kütlesi çok olanın sıkışma miktarı da çok olacaktır arkadaşlar. Şu soruyla devam edelim arkadaşlar. 2017 LYS sorusu arkadaşlar. Bugünün son sorusu olsun. Küp şeklindeki bir blok şekildeki gibi sürtünmesi ihmal edilecek kadar küçük buzdan bir kaydıraktan kaymaktadır. Blok en üstten 4 metre bölü saniye hızla kaymaya başladığında en alt noktadan 6 metre bölü saniye hızla geçiyormuş arkadaşlar. Buna göre kaydırağın yüksekliği h diyor kaç metredir? Yer çekimi ivmesi 10 metre bölü saniye kare. Sürtünmesi ihmal edildiğine göre arkadaşlar mekanik ilk durum, ilk durumdaki mekanik enerjisi mekanik son durum arkadaşlar yerdeki mekaniğe eşit olacak. Tepedeki mekanikte arkadaşlar dikkat ederseniz hem hız var hem yükseklik var. Dolayısıyla hem 1 bölü 2 mv kare yazacağız ve mgh yazmamız gerekiyor. Yerde ise sadece 1 bölü 2 mv kare var. Ve arkadaşlar her denklemimizin içinde kütle olduğuna göre ve karşılıklı olarak her ikisinde de kütle var. Dolayısıyla kütleler arkadaşlar bu şekilde sadeleşmiş olacak. 1 bölü 2 diyorum. Hızının değeri 4. 4'ün karesinden 16 geldi. Artı yer çekimini 10 alın demişti. Yer çekim ivmesini 10 alın demişti. Çarpı yükseklik'e bilmiyoruz. Eşittir 1 bölü 2. Yerdeki hızının karesi arkadaşlar 36. Buradan 16'yı sadeleştirdik. 8 artı 10h eşittir sadeleştirdik. 18 oldu. 10h eşittir arkadaşlar. 8'i karşıya attık. 10. Buradan da arkadaşlar 1 metre olacak bırakılma yüksekliği. Buna göre cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde birinci dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Enerji korunumunun birinci dersinin sonuna. İkinci derste yani sürtünmeli kısımlarla ilgili olarak yapacağımız derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.